Hay Allah. Biz onu bırakıp devam etmek zorundayız. Gerçi ajanta ilgilenecek ama... Ailesine haber vermek daha iyi olur diye düşündük. Onlara ulaşabileceğimiz bir numara biliyor musunuz? Beşir'in bildiğim kadarıyla bir akrabası yok. Efendim? Tamam, ben aşağı haber veririm. Evde çalışanlar belki daha iyi bilir. Kusura bakmayın. Ben bu numarayı buldum cep telefonundan. Daha önce de orada çalıştığını söylemişti, o sebeple. Tamam, peki. Ben sizin telefon numaranızı alayım. İrtibat halinde olalım. Tabii, vereyim. Bir saniye. Evet. Aha. 48-03. Tamam. Teşekkür ederim aradığınız için. Rica ederim. Bakın, durumu gerçekten önem arz ediyor. Ben sizi telaşlandırmış olmayayım ama... Hayati tehlikesi bile olabilir. O kadar kötü çocuk. Tamam. Ben ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi geceler. Nefis olmuş Süleyman. Ellerine sağlık. Afiyet olsun diye yaptım dağların ceylanı. Behlül Bey mi? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Yok, buyurun. Hazır kimse yokken eşimi güzel bir ağırlayayım dedim. Malum evden pek çıkmıyoruz. Çok iyi yapmışsınız. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Ben sizin keyfinizi kaçırmak istemem. Ama şimdi bir telefon geldi. Hayırdır inşallah? Beşir. Çok hastaymış. Adnan. Telefonun çalıyor. Tamam canım. Alo. Ya uyandırdım değil mi? Yeni yatmıştım, önemli değil. Ne yapıyorsunuz? Aradığını şimdi gördüm. Öyle seni aramıştım. Hadi uyu, sonra konuşuruz. Matmazel nasıl? Daha iyi. Bugün ilk defa yürüyüşe çıktı herhalde. Kalktığımda yoktu. Ama 4 gündür hiç uyumadı desem yeridir. Hep arıyor, hep. Her kitabı eline aldı, her eşyaya dokundu. Hala evde misiniz? Evet, babasının evindeyiz. Ya. O kadar üzülüyorum ki haline. Babasını tanımaya çalışır gibi dokunuyor her şeye. Elbiselerini kokluyor. Kendine ait bir iz arıyor. Canım. Perişan haldeyiz, sorma. Geldi. Çok selam söyle. Söylerim, babam. Selam benden de.
Onun da selamı var. Hadi canım sen de yat. Yarın yani bugün ikimiz için de uygun bir saatte görüşürüz. Ne zaman dönüyorsunuz İstanbul'a? Şimdilik belli değil. Çok öpüyorum taklım. Ben de taklım. Hoşça kal. Hoşça kal. Beşir, daha yeni bir haber mi? Hayır, Nihal. Sana şahane bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahve kokusu beni bitirdi zaten. Yürüyüş size çok iyi gelmiş. Sana bir şey göstereceğim. Gel. Aradığımı buldum. Dün gece babamı buldum Nihal. Sizin mektuplarınız mı? Annemin mektupları. Hepsini saklamış. Nereye giderse yanında taşımış. Öldüğü yıla kadar her mektup burada. Bak. Siz misiniz? Deniz 3 yaşında. Benim resmimi saklamış. Bak şuna. Annemin beni anlattığı satırlara gözyaşı dökmüş. Çok güzel. Babam olmaya cesaret edememiş ama... sevmiş bizi. Hep saklamış. Çok sevindim. Çok. Beşir. Seni seviyorum Beşir. Anladım. Raporları daha önce CD olarak teslim etmiştiniz diye biliyordum ben. Sadece bunlar mı? Peki, tamam. Nihal'le konuşursanız Beşir'in durumundan aman bahsetmeyin. Zaten orada problemlerle uğraşıyorlar. Bir de bu. Üzülür, kurar. Hiç merak etmeyin. CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlar da böyle bir uygulama da yokmuş. Şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Olabilir. Postayla mı göndereceksiniz bunları hastaneye? Yok yok. Zaten çok vakit kaybettik. O çocuğu orada yalnız bırakamayız. Ben giderim herhalde. Ay Allah razı olsun. Sağ ol Katya. Afiyet olsun. Yarın büyük bir toplantım var. Ya sonrasında akşam ya da öbür sabah giderim. Heh. İçim rahat etti şimdi. Ben gideyim hala. Okul tatil. Yapacak işim yok. Gerçekten mi? Tabii. Hem raporları götürürüm
Doktoru izin verince de alır gelirim Beşir'i. Amcamın da hoşuna gider. Yani benim gitmem daha doğru. Thank you.